Harbi taraftan merhaba Fenerbahçe'ye hoş geldin. Maçın mı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sesim dün bayağı kısılı bağırmaktan bellidir. Gelelim beklediğimiz derbiydi. Son haftalarda zaten kötü sonuçlar alıyorduk. Konya Spor maçıyla bir takım kendine gelir gibi oldu. Oyunla değil ama puan aldıktan sonra 3 puan ne olursa olsun her zaman iyidir dedik. Zagreb maçına hazırlandık. Yok iyi oynayacağız şöyle yapacağız böyle yapacağız dedik. Büyük bir hezimiyetle inanılmaz kötü bir futbolla memleketimize, ülkemize geri döndük. Çok sıkıntıydım ben hala o günden beri. Yani umudumu kaybetmiş değil mi? Sadece teknik direktör kokudan umudumu kaybetmiştim. Derbi maçları biliyorsunuz büyük takımların böyle bir toparlanma maçlarıdır. Bir önceki maçlarda kötü skor almışlardır, kötü futbol oynamışlardır. Ama derbilerin havası her zaman farklıdır ve e, takım taraftarıyla barışma maçlarından biridir derbi maçı. Derbi maçına yine hazırlandık ama Dün de şey vardı yani tamam herkes yine inanarak gelmiş Fenerbahçe'si için Beşiktaş maçı derbi maçtı diye geldik. Ha bizim için derbicik bu yine bunu söylüyorum. Şunu gördüm insanlarda ben de daylar siz de bana dün çok sordunuz. E, tabii ki de her zaman kazanacağız dedik ben de kazanacağız diyordum içimden geçiriyordum ama bir futbol oynanan futboldan sonra kimsenin pek umudu da kalmamıştı. Yani 2-0 yeneriz bilmem be 1-0 olsun bizim olsun kimi diyen vardı berabere bitecek, çoğu diyen ya da yenileceğiz diyen ki benim gibi ben de yenileceğiz diyordum çünkü oynanan futbolla. Umudum yoktu. Konuştuk, sohbet ettik. Ne olacak, ne bitecek? Yani kimse gidişattan memnun değil. Sadece başkanımız Ali Koç olmasa çoktan çığlıklar atılacaktı ki dün maç sonunda da zaten Ersun Yonal diye bağırılmaya başlandı. Ben buna da karşıyım. Çünkü benim de içimden geçen var. Biliyorsunuz ama şu an Fenerbahçe'nin Fenerbahçemizin başında koku olduğu için Sevmesek de saygı duymak zorundayız. Bana göre en son bağırılan Ersun Yanal. Benim hoşuma gitmedi çünkü sözleşme feshedilir, gönderilir. Ondan sonra kim gelecek ona göre baskı yapabiliriz ama şöyle de bir durum var. Kulübü bizim başkanımızın diyor. Taraftar değil. Ha tabii ki de taraftarın isteklerine, e, direkt isteklerine kulak asacaklar, dinleyecekler. Bu da böyle bir şey var ama her zaman en iyisini düşüneceklerini tahmin ediyorum. Bundan sonra da yola kokuyla devam edilecek diye bir söylenti var. Dün maç sonunda da soruldu. Ben zaten arkadaşlar ben umudumu kaybettim bu oynanan futboldan. Diyeceksiniz ki abi dün akşamki futbol iyiydi. Dün akşamki futbol, dün akşamki futbol oynadığımız son belki de 7-8 maça nazaran iyi bir maçtı. Ama derbi havasından kendi sahamızda e, iyice taraftar olarak bağırmamızdan belki de onlara bizim maçı aldıracağımızı hissettikleri için iyi futbol oynadılar. Yani normalde yine haham şaham bir futbol yoktu. Maçın adamı kimdi? Hasan Ali kaldırımdı. Jairson çok iyi top oynadı. Benziye maşallah güzel top oynadı. Ama yine Fenerbahçe Ne orta sahası orta sahasıydı. Zaten sağ ben artık Aa, hiçbir şey bundan sonra söylemeyeceğim arkadaşlar. Kim oynatıyor sonrasın? Ben iste dedikçe de olmuyor. Şener dedikçe de belki de olmayacaktır. Oynasın babacım zaten nasıl tahammül ediliyor? 90 dakika Şener'in oynadığı futbola. O zaman böyle bir şey varsa ya babanın oğludur kardeşim bu futbolcu. Ya ondan bir çıkarım vardır. Ben zaten bundan başka bir şey anlamam bundan. Bir futbolcu kötü oynuyorsa çıkarırsın arkadaş ya. Ama artık ben bekle alakalı ilgili yorum yapmayacağım. Çünkü yapıyorum. Boşuna sinirleniyorum. Siz de boşuna sinirleniyorsunuz. Takımın en iyisi Hasan Ali'ydi ve takımın en kötüsü yani böyle yine insanı zıvanadan çıkaracak futbolcu Şener'di babacım. Yani kalite farkı vardı. Beşiktaş'la bizim aramızda kalite farkı çok fazlasıyla vardı. Çok yıldız oyuncuları da vardı. Bizim aslında uzun yıllardır da uzun zamandır da eksiklerimizden biri e, büyük bir yıldız. Seremoniye çıkan çocukları düşünün çok mutlu oluyorlar derbi maçında. Çok sevdiği hayranı olduğu futbolcular olabiliyor ama... Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığın zaman şöyle ben seremoniye çıkacak çocuk olsam en popüler ki Ben Volkan'ı çok seviyorum. Volkan'la çıkar. Tamam bir silimane bir Ayev var ama hani böyle çok büyük süper yıldız futbolcular değil. Karşı tarafa dönelim. Kovarajma var. Babel var. Pepe var. Hadi Vida var. Hadi son yılı, son ayların şey, Dünya Kupası'ndan beri e, Beşiktaş'ın şu an kalesini koruyan Karyos. O da yakışıklılığı sebebiyle belki ona dersin ki ya bu baba bu, bu çok popüler diye biz. Fenerbahçe'de zaten bu da yok. Şu an başımızda teknik direktör de yok, sağ bek de yok. Yani orta sahada iş yapabilecek oyuncular varken yapamayacak oyuncuların oynamasını sağlayan bir teknik direktörümüz var. Şimdi, e, dün bir kardeşim bana mesaj atmış. Gördüm, ya abi e, küçükken işte normalde sen hep ilk 11'e yazıyordun diye. Evet yazıyorum, şimdi neden yazmıyorsun diyor. Şimdi ben her zaman dedim ki, e, Valbüena, e, Fenerbahçe'de oynadığı sürece 11 oyuncusu olacak kaliteye sahip diyorum ki her zaman yine diyorum. Bazı maçlar kötü oynayabilir. Bize e, ilerleyen zamanlarda gelecek vaat eden bir futbolcumuz var. Barış. O yüzden ben diyorum bazen yazıyorum Barış oynasın, Barış oynasın. Yapabileceklerini gördük. Herif bir maç oynadı. Bursa Spor maçında ilk 11 çıktı. İlk maçında da aslanlar gibi oynadı. Ondan sonra Barış yok. Hani koku gençlere önem veren bir futbolcuydu. Halen kaçıncı maç oldu? Hala farklı bir 11 ile çıkıyoruz. %90, %95 11'imizi oturttuk dedi. Arkadaşlar ben kokunun size oturttuğu 11'i söyleyeyim mi? Kokunun oturttuğu 11. Sağbek'e yazdı mı gene kanser olacağız mı Şener'le? Geçen sene de Aykut Hoca bize yapıyordu. Dirar'ı gene hiç ısrarla kötü oynamasına rağmen oynatıyordu. Ha ama yine başarı yaptı mı? Yaptı. tamam onu tartışmıyoruz şimdi. Sabek de Şener'i oynatacak mı? Tamam sol bek. Hasan Ünal'le bir gün iyi oynar bir gün kötü oynar. Maşallah dün çok güzel performans sergiledi. Size ben yine 11'i söyleyeyim. Mehmet Topal, Jairson, Elif Elmas'ın da en önünü kesecek. İlerleyen dakikalarda alacak böyle. Sol tarafta atıfta ne varsa ben anlayamıyorum. Bakın derbi maçlarına bu adamlarla çıkamazsınız. Sonradan Valbuena oyunu aldı. Nasıl pozisyonu at şeyin rengi değişti. Ya al kardeşim. Madem Valbuena e, artık ilk 90 dakikaya çıkaramıyorsa oynat kardeşim 60 dakika. Ona göre de birisini al. Hasan Ali'nin nedir zorlanıyorsan git gellesinde. Al abicim o zaman isteği o sol beke. Yani bunların bir sürü alternatifleri var. Yine ben şunu iddia etmiyorum. Ben futbolu çok iyi bilen bir adam değilim. Ben taraftarım. Fenerbahçe'miz için her zaman en iyisini isteyen bir taraftarım sizin gibi. Ama böyle büyük maçlarda, derbilerde daha önce büyük maçlar oynamış, derbi heyecanını bilen, Avrupa Kupası'nın, Avrupa maçlarının zorluğunu bilen, Şampiyonlar Ligi olsun, e, UEFA kupası olsun. Bilen futbolcularla ayağında gerçekten top tutabilen, adam geçebilen hiçbir şey yapmasa bile ayağına bir top geldi. Ya bir orta ya da, ya da kaleye bir şut atabilen futbolcunuz varsa bu adamı 90 dakika çıkaramıyorsa da 65-70 dakika oynatacaksın. Atif nedir babacım ya? Alıp şöyle topu etrafından dönmekten artık Atif vazgeç gözünü seveyim ya. Şu topu şöyle aldığında sana bir saniye ya bir buçuk saniye belki de bir saniye kaybettiriyor. Ne kadar önemli bir poz, bu, bu dakik bu saniye biliyor musun? Döndün o ara döndüğün pozunda adam geçse pasını atabilirsin. Offside olmaz. Çok güzel pas atabilirsin. Yani yıllarca top oynayan bir adam topu aldığında neden böyle etrafında pergel gibi döner? Neden abuk sabuk işler yapar? Bir şey yapamaz. Yani bir futbolcu gününde olmuyor olabilir. Ben buna her zaman e, saygı gösteriyorum. Bir futbolcu gününde olmayabilir. Oynayamayabilir. Ayağı bir gün çime takılır vuramaz. Yani günün ne değildir? Bir şey vardır üzerinde. Bunu anlarım ama atıf gibi oyuncular. Fenerbahçemizin 11'i olacak futbolcular değil. Şener. Bakın Hasan Ali de Fenerbahçemizin 11'i 11'inde oynayacak futbolcu değil ama e, İsmail'den sonra gerçekten Roberto Carlos gibi oynadı. Ben buradan Hasan Ali'yi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Çok da eleştiriyoruz kendisini ama eleştireceğiz. Oynadığı zaman böyle oynarsa sen bizim canımızı ya ama yine olmuyor bazı şeyler. Bugün iyi oynayacaktır. 3-4 maç sonra gene Hasan Ali'ye kızacağız. Yine bakın teknik direktör çok böyle bilerek organize olarak bir ataklarla yine gelemedik. Yine Benziya'nın kişisel yeteneklerine kaldı. Bireysel çabalarına kaldı. Ayev dedik yani tamam biraz daha vakti var dedik ama gerçi kardeşim başka takıma giden oyuncular çatır çutur gol atıyor. Tamam dün Ayev golünü attı ama şu ayarsız enerji olarak topa vurmaktan artık vazgeçin. Yani kocaman kale tamam Oradaki atmosfer, heyecan, stres. Tabii ki de çok başka. Biz izlerken bile kendimizden geçiyoruz. Ama babacım sizin işiniz bu ya. Siz profesyonelsiniz. Biz amatörüz. Biz amatör ruhla takımımızın yanındayız. Bağırıyoruz, çıldırıyoruz sizin yanınızda. Biz o yüzden duygularımıza engel olamıyoruz. Çünkü biz profesyonelliği bilmiyoruz. Sağ içindeki profesyonelliği. Ama siz profesyonelsiniz kardeşim. O topu ayağının içiyle vurabilirsin. Bakın geçen sene Giuliano'yla kızdım. Bakın bu maçta da e, Ayev'e kızıyorum. Bakın belki de bu golü arayacağız. İnşallah aramayız ama geçen sene Galatasaray maçında Juliano'nun aşıtmadığı topu nasıl aradıysak inşallah akşamki pozisyonda da Ayev'in o dağ taşa vurduğu topu inşallah aramayız. Silimani koşuyor, çabalıyor ama adamı besleyecek oyuncularımız yok. Sol tarafta Atıf Ayev. Ayev'i sola al. Bak yani adam Yıllarca solda oynamış, sağda da oynayabiliyor. Ya kardeşim şu adamı birazcık sola alsana. Beşiktaş'ta Babel'le, Kuvarajma ya da Lens e, nasıl değişiyorlar? Biri sağdayken biri sola, biri soldayken biri sağa geçiyor. Sen demedin mi baba sen adama şey mi dedin ya? Sağdan çıkartan sağ, bek, sağ tarafta bak sinirlendim yine. Sağ kanattan sol gerek tarafa gelirsen sana maaş vermem. Topuklarına sıkar mı dediniz? Bu adam niye hiç sola geçmiyor kardeşim? Oynat bu adamı. Oynatın bir Valbuena ile beraber oynasın bu adamlar. Barış'la beraber oynasın. Bir şeyler öğrensin. Hızlı adamlar ayağa pas yapabilen adamlarla oynamamız lazım ya. Mehmet Topal tamam tecrübesi var diyoruz da artık bitirelim bunları. Yani tamam çıkar. Bakın Volkan'ı da Harun kesti. Harun'a da döneceğim birazdan arkadaşlar. Bu Topal'ı çıkardın. Madem Topal'ı çıkaracaktın. İkinci yarı niye çıkardın? Yani ikinci yarı zaten kötü futbol oynadık baktığın zaman. Al o zaman komple bir değişiklik yapmak istiyorsan Elif Jayson'la önünde Benziye başla. Benziye yorulduğu zaman da Mehmet Ekici'yi sok ya da Mehmet Ekici'yi orta sahaya al bazı maçlarda. Çünkü ayağa top yapabilen adamlar bunlar. Bizim zaten ee, pas kalitemiz sıkıntılı birbirine pas atamayan futbolcumuz var. Daha ayağına top tutan bir tutamayan topçumuz varken ayağa pas yapabilen adamları sonradan alalım. Bakın Elif sonradan oyuna girdi. Nasıl yine işin rengi değişmeye başladı. Bu kadar zor mudur ya? Bu kadar oyuncuları değiştirdikten sonra maçın rengi değişebiliyorsa ya insan şöyle bir düşünür ya. Ya bu futbolcuyu ben oynatmıyorum ama oynatıyorum. Oynattığımda böyle, oynatmadığımda böyle. Sana kimse akıl vermiyor mu? Hadi aklı boş ver. Siktir e. Sen kocaman bir teknik direktörsün. Çok büyük başarılar ya imza atmışsın. Avrupa'da, Hollanda'da çok güzel başarılara imza atmışsın da Bunları göremeyecek kadar aciz bir teknik direktör olduğunu ben düşünmüyorum. Ya art niyettir ya da gerçekten işi bilmiyordur. Diğer kazandığı başarılarda bana göre şanstır. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Oyuna soktuğun oyuncu oyuncunun kaderini değiştiriyorsa bu oyuncuları birbiriyle oynamaya alıştırman lazım. Antrenmanda, maçlarda devamlı kafana bir 11 oturtman lazım. Sağda Şener, işte solda Atıf. Bakın Sakatlığımız var tamam. Tabii ki de var. Şikir olmaması da bizim için çok sıkıntıydı. Solda da sakattı. Bakıyoruz ama ya adamı gönderecekler ya bir şeyler olacak. Solda göndermek çok büyük hata olur. Silimani zaten kiralık. E Frey var. Tamam ona da bir şey yükleyebilirsin ama başka kim var? Akrep kralı yediler. Mehmet Ekici'yi yedi. Kim yaptı bunu? Teknik direktör. Bakın ben dün de konuştum. Bana da söyledim. E, geçmiş videolarda da söyledim. Koku gidene kadar ee, ben bir şey umut, ben bir umut bekliyorum. Çünkü bir umut görmedim. Akşamki maçta da bir umut görmedim. Sadece sağımızda olmanın ve derbinin verdiği atmosferden dolayı e, biraz daha böyle oynamaya çalışan Fenerbahçe gördüm. Kimse kusura bakmasın. Koku yine dersine çalışmamış. Hayveye çıkmış, çıkın oynayın demiş. Maçı en güzel yerden izliyorsun. Müdahale de etmiyorsun. Bunu yapabilecek bir sürü teknik direktörü var kardeşim. Ha yine e, başkanımızın, kulübümüzün tercihidir. Der ki, biz hocamıza devam edeceğiz. Saygı duyarım ama koku bende bitmiştir kardeşim. Yapılan değişikliklere bakıyorum. Kadro tercihlerine bakıyorum. Bilmiyorsun o zaman bildiğini göster. İnşallah ben yanılıyorumdur. İnşallah beni yanıltır. O kadar utanırım ki çıkar burada bangır bangır bangır. Özür dilerim. Hocam ben bir bok bilmiyormuşum. Tabii ki de senin yanında bir bok. Hiçbir şey bilmiyorum ama çok büyük başarılara imza atarsın. Fenerbahçe'yi tekrardan şahlandırırsın. O zaman derim ki elini öper alnıma koyarım hocam büyüksün derim. Özür dilerim yine seni desteklemeye devam ederim ama yani bana göre tutmadı. Bakın bir sürü teknik direktör dünya çapında teknik direktör Türkiye'ye geldi. Türkiye çok bambaşka bir yer. Hiçbir yere benzemez. Biz duygularımız hareket eden milletiz. Ve Türkiye ligi fiziğe dayalı, güce dayalı bir futbol oynanıyor bizde. O yüzden fiziğe dayalı bir futbol olduğu için yani öyle e, m, falan filan olmaz kardeşim. Elini masaya koyacaksın. Adam 2-3 şans vereceksin. Oynamıyorsa çek kardeşim. Yani kadro dışı bıraktığın adamlar, Avrupa kadrosuna seçmediğin adamlar. Baktığın gerçekten ee, Fenerbahçe'mize faydalı olacak adamları. Neye istinaden kesiyorsun? Bir çıkarım var o zaman ya da sen teknik direktörlüğü bilmiyorsun. Gelelim şimdi Harun'a. Harun'u ben seviyorum. İyi bir kaleci. Refleksleri iyi ama ee, dedim ya e, maçın taktiğini yaparken de Volkan mı dedim. Volkan derbilerde her zaman çok daha da iyi oynardı. E, tamam defansın çok hataları var ama Harun'un biraz daha bu kadar gol yemesi biraz da beni düşündürüyor. Harun eksiklerinden biri Oyna, oyun topu oyuna hızlı sokamıyor ve bariz böyle e, hataları var. Eliyle çıkartırken e, bize top atacağım derken rakip takıma çok sıkıntılı paslar verebiliyor ve degajlarda büyük sıkıntıları var. O da inşallah böyle kötü yönetimin işte e, yönetilen bir takımın o da kötü oyun arkadaşlarına inşallah uymuştur. Düzelecek bir şeydir ama Harun yine güvenimiz tam. İnşallah her şey daha da iyi olacaktır ama biz yenseydik dün akşam 4-0'da da yenseydik. Kokunun benim benim e, o, yani o kadar mutsuzum ki e, Zagreb maçından beri ne keyfim var. Böyle o kadar çok sinirliyim ki ne söyleyeceğim bazen toparlayamıyorum. Kafamın içinde bir sürü cümleler geçiyor. Zagreb maçından beri koku ile benim düşün koku ilgili düşüncelerim hiçbir şekilde değişmedi. Değişmeyecektir de. Çok da iyi oynarsa benim yine değişmeyecektir ama ben yine özrümü dilerim. Ama benim fikrim hiçbir zaman değişmeyecek. Yenilmedik. Ona mutluyum. Sağımıza derbi kaybetmedik. Onun için mutluyum. Taraftarımızın desteğini verdiği için çok mutluyum. O kadar iyi bir taraftarımız vardı ki akşam o kadar güzel destek verdi ki takımımıza. O yüzden mutluyum. Yine bir inancımız olduğu için mutluyum ama Koku Fenerbahçe'nin başında olduğu sürece benim bu umutsuz tavrım devam edecek. Geçen siz bana yine söylediniz. Abi sen umudunu kaybettin mi? Kaybetmedim. Ama bu futbol bana hiçbir zaman e, ışık vermediği için o yüzden e, polyanlacılığa, bana diyorsa polyanlacılığa. Evet bazen polyanlacılık oynuyorum ama artık polyanlacılık yok arkadaşlar bende. Gerçekleri artık görmek lazım. Ben de görüyordum gerçekleri çünkü inanıyordum. Bazı şeyler umut verirdi. Geçen sene de umut veren şeyler vardı. Bu sene de bir umutlandık ama olmuyorsa olmuyor kardeşim. El sıkışıp adamı göndermen lazım ki ondan sonra Fenerbahçe'nin geri dönüşü zor olan yollara girmemesi için baştan bitirmemiz lazım. Maçın adamı Hasan Ali'ydi. Jaili sondu ve benziyordu ama Hasan Ali çok iyiydi. İyi top oynadı. Soracaksınız şimdi penaltı pozisyonumuz var. Evet eee Atiba'nın orada yaptığı pozisyon penaltı ama onun öncesinde de bir bizim hangi oyuncuda da sanırım bir faul var. Yani normalde penaltı verilebilir ama var da baksalardı e, penaltı verilmeyebilirdi düşünüyorum. Ama pozisyon penaltı ama onun öncesinde de pozisyonu görseler eğer yani görür ki büyük ihtimalle görürlerdi penaltı verilmezdi. E, Silimani'nin bir de yaptığı pozisyon sarı kartlıktı. Hakem hiçbir şekilde faul vermedi. Hakemin tutumundan pek memnun değilim ama çok böyle aman aman bariz hata yapmadı. Bir ara böyle kontrol kaçırdı ama e, hakem konuşulmuyor, konuşulmayacaktır dersiniz. Penaltı pozisyonu penaltı ama onun öncesinde bizim futbolculardan birinin yaptığı faul var. Bizim silimaniye verilmeyen e, Silimani verilmeyen bir sarı kart var. Vidanın suratına vurduğu bariz fauldü. Belki e, Beşiktaş'tan da bir iki oyunu daha atılabilir miydi? Çünkü sarı kartlık pozisyonları vardı, verdi, vermedi. Çok ama maçın kaderini değiştirmedi. İlk kere güzel bir futbol oynadık. Ama olmadı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Benim bu umutsuzluğum koku gidene kadar devam edecek. İnşallah yüzümü güldürür. İnşallah yine de söylediğim gibi beni utandırır. Bu buhrandan beni çıkartır. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Ben kokuya güvenmiyorum ama siz güvenebilirsiniz arkadaşlar. Takımımın ve başkanımın her zaman futbolcuların yanındayım. Ama Fenerbahçe kim kötü yönetiyorsa, yönetmeyi bilmiyorsa... Onun karşısındayım. Sözümü söyleyeceğim. Bundan sonra da daha da sert konuşacağım. Yapacak bir şey yok. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz. İyi gün taraftarı değil. Kötü gün taraftarız ama artık biraz da yüzümüzün gülmesi lazım. Çok sevdiğimiz Fenerbahçe çok sevdiğimiz başkanımız için sinemize çekiyoruz ama yani artık çok az kaldı. Fenerbahçe taraftarı sabrı sonsuzdur ama bizim de sabrımızı kimseye test etmesin. O yüzden herkes işini yapsın. Görüşürüz arkadaşlar.